Benim kafamı etkileyen köşe taşı olay olarak düşünüyorum. Köşe taşı olaylardan birisi, mezun oldum, ilk maaşımı aldım. Maaşı aldıktan sonra işte Ankara'da bir ev tuttuk, 3-4 arkadaş. Orada eve eşya alacağız, hal alacağız. Ankara'da işte Ulus tarafına bir yere gittik hal almaya. Ama şöyle bir şey olmuş önce, maaşı aldım orada. İlk maaşının bir şeyine bir tazminat varmış böyle. İstanbul'da asker tıbbiye yurdundaki oranın muhasebesi ilk maaşını verdi. Mezun olduktan sonraki bir. Daha sonra ikincisini İstanbul'da Gülhane'ye başlayınca ikinciyi verdim. Sonra orada iki bir hesaplama hatası olmuş. Bana bir tazminatı iki defa vermişler. Fazla bu. Tazminat fazla olunca ben şimdi onu aldım ya, buna fazla verdi, ne yapayım bu? Doğru mu değil mi diye düşünüyorum böyle. Bir cevaptan cebimde dolaştırıyorum. Düşünüyorum. Daha sonra ben halıcıya gittim. Halıyı aldım. Bir baktım cebimdeki sarı zarfta. İlk daha aldığım sarı zarfta duruyordu. Sarı zarf yok. Düşmüş. Kaybolmuş. Tam da o fazla aldığım para kadar. Para kaybolmuş sarı zarfta. Bunu görünce alamadım halıyı tabii o zaman. Sarı zarf göremedim ya, dedim bu olay tesadüf olamaz ya, bu kadar yani üst üste ikisinin gelmesi tesadüf olamaz diye. Ben de o hayatımda haram helal anlayışında ciddi bir şey yaptı. Böyle o olayı o şekilde okuyarak ben de bir şey, yani bu hiçbir olay tesadüf değil. Allah olay diliyle konuşuyor insanlarla, böyle şeyle konuşmaz diyerek, bu olayın bir hikmeti vardır diyerek daha dikkatli olmam gibi bir şey bana, beni mesela çok etkiledi. Yani yaptığım her şeyde hesap verme duygusu gibi alışkanlığı kazandırdı. Onu o şekilde hatırlayabilirim. Bir de Kıbrıs'ta yine kitap okuma isteğim devam ediyor. Kitap okuyorum. O dönemlerde de askeri 24 saat mesai var öyle bir dönemde. Yani yazıyordum da, yazı da yazmaya başladım o dönemde böyle. Kitap şey yapmadı ya, tıbbi konularla şeyler yazdım. O dönemde yazdığım yazılara bakıyorum. Hep psikolojiyle ilgili yazılar çok yazıyorum. Daha sonra işte oradan Işıklar Asker Lisesi'ne gittim. Işıklar Asker Lisesi'nde benim hayatımda yine etkileyen enteresan bir olay var. Onu şey yapayım burada, hatırladım. Bu da ilk defa gene böyle bir medyada ilk defa ifade etmiş olayım. Şimdi orada revir vardı. Revirin de 30 yataklı bir revirdir. Oranın başhekimiydim. İşte diş hekimi var, başka memurlar, asubaylar var. Şey yapıyorum yani, öğrenciler geliyor, öğrencileri muayene ediyoruz, şey yapıyoruz böyle şey. Yani öğrencilerle haşır neşir. Ben orada binada bir tuvaletler var. Onun yanında da bir depo gibi bir yer vardı. Öğrenciler orada battaniye serip namaz kılıyordu öğrenciler. Ben de destekledim onları. O da Işıklar Asker Lisesi'nin mescidi gibi oldu o da. Yani battaniye serili gelip gidiyorlar. Resmi değil. Şimdi böyle ki mescidi gibi oldu. O mescidi gibi olduktan sonra şeyde kim biliyor musunuz? Okul komutanı Teoman Koman, Kurmay Albay. Okul komutanı bu Teoman Koman, Kurmay Albay. O şey oldu. Ben pazar günü ateşim çıktı. Revire gittim pazar günü. Bir ilaç alayım diye. Otururken birdenbire bir personel binbaşı ile bir öğretmen yüzbaşı. İkisi de böyle habis tipler. Pat diye revire geldiler. Şöyle bir dolaştılar, bana da uğradılar. Ben baktım, bakışlarını, tavırlarını hiç sevmedim. Yani şeye de bakmışlar sonra. O zaman öğrendim o mescit yerine. Dedim bunlar komutana gidip buradaki durumu raporlayacaklar. Ben onlardan önce pazartesi sabah erkenden gittim. Teoman Paşa değildi o zaman, Kurmay Albay'dı. Onun kapısına gittim ilk, hemen böyle bekledim. Gelince şey yaptım böyle. Randevu böyle böyle dedim, bizde ben revirde böyle bir odayı var. Battaniye serili, öğrenciler oda, abdest alıp orada namaz kılıyorlar. Ne yapayım dedim ben. Bırak kılsınlar dedi bana. Kılsınlar dedi. Ondan sonra benden sonra onlar gitmiş. Bir ana söz verdiği için orası kaldı. Resmi mescid oldu artık. Hiç unutmam. Hatta şöyle konuşuluyordu. Ya Kuleli'de hiç kimse mescidi açamıyor. Işıklar'da hiç kimse mescidi kapayamıyor dedi. Açtı diye. Açmış. Açan da kapayamıyorlar bu sefer. O zaman ve Işıklar kapanıncaya kadar mesela herhalde orası devam etti tahmin ediyorum. O dönemde öyle bir şey oldu. Yani benim yani biraz hani şey yapıp böyle olayı doğru okuyup
Hani proaktif olmam mesela işe yaradı o dönemde. Çocuklar çok sevindiler tabii. Orada bir onlara bir özgür alan oluşmuş oldu. Yani şeyde bu da bir bende gene yani iyi ki böyle yapmışım dediğim şeylerden birisi oldu. İnsanın böyle kenara oturup beklemek değil de her olayı fırsat eğitimi diyoruz ona biz. Yani bir fırsat haline dönüştürüp kendi böyle hedefleri doğrultusunda ama savunabileceği şeyleri bunları yapabilmesi. Hatta hep Teoman Paşa hep yanlış anlaşılır. Bir gün oturuyoruz böyle perşembe idari toplantı vardır. Okul komutanı, bütün şube başkanları. Ben de sağlık şube başkanıyım o zaman. Şube başkanı sabah istişareler şey yapılır böyle haftalık konular konuşulur. Bir gün şey konusu gelmiş. Maltepe Askeri Lisesi açılacak. Herkes bununla ilgili bir tavsiyesi versin diye konuştular. Yanımda da rahmetli oldu. İlahiyatçı ama orada din derslerine falan giriyor. Bir hoca var. Sami Hocaoğlu diye de öğretmen yarbay. Sıra ona geldi. Düktüm ona ya. Mescit iste diye. Yanında da oturuyordu tam. O söyleyemedi. Ben de tabii sağlıkçıyım. Söyleyemem. Ben de kendimle ilgili konular söyledim. En sonunda Teoman Kuman dedi ki ya bir şey unuttunuz dedi. Ben Amerika'da şeydeyken dedi, oranın harp akademisindeyken dedi, orada küçük üç tane şey var dedi, ibadet yeri. Musevilerin vardı, Hristiyanların ve Müslümanların vardı, Katoliklerin vardı. Böyle ayrım vardı dedi. Böyle bir mescit istemediniz siz dedi. Kendiliğinden söyledi Teoman Koşa. Yani hayret bak aslında adam özgürlükçü bir şeyde. Ama daha sonra tabii sistemin akıntısıyla o gerçek Teoman Kuman değişti. Onu söyleyeyim. Yani gerçek Teoman Kuman aslında böyle birisiydi. Ama MİT müsteşarlığı daha sonraki konuların artık oradaki şeyini iş dünyasını bilemiyorum ama yani insanoğlunu şartlara göre hani böyle hava durumuna göre hareket etme eğilimi insanlarda ona da bir örnek olmuştur benim hayatımda. Yani böyle bir insan niye 28 Şubat'ta şey yaptı yani onun aktörlerinden birisi oldu diye hep şaşırmışımdır.